yüksek lisansımı özellikle uydu görüntülerinden yeryüzündeki değişiklikleri tespit etme yönünde çalışmalarımı başlatana kadar dünyayı anlamak adına her türlü sorunun cevabını bilim insanlarından geçtiğini anladım. Ve özellikle yüksek lisans çalışmamdan sonra doktora çalışmamı da yapmaya karar verdiğimde bilime daha da yaklaştığımı ve bu soruların bilim insanlarından geçtiğini ve bizlere ihtiyaç olduğunu anladım. Ve bilim insanlığı benim için o dakikadan sonra çok kıymetli oldu. İlk Antarktika deniz buzları gözlemlerini de uydu görüntülerini tabii bilgisayar ortamında çalışabiliyoruz. Ama bu uydu görüntülerini doğrulamak adına sahada da bulunmak gerekiyor. Bu maksatta da 2005 yılında ilk Antarktika seferine katıldığımda 2005-2006 yılında buz kıran gemisi üzerinde bilim insanlarıyla yersel çalışmaları gerçekleştirdim. Hem kadın bilim insanları için hem erkek bilim insanları için tabii sahada her türlü çalışma zor. Benim spesifik olarak tabii ki bir buz kıran gemisinde deniz buzu gözlemlerini Antarktika'da icra ederken tabii ki bir insan olarak başta zorlandım. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün icra ettiği Antarktika seferlerinde de sefer liderliği ve koordinatörlüğü görevini üstleniyorum. Tabii burada devreye sorumluluk da giriyor. Sahada yapılan çalışmaların dışında, bilimsel çalışmaların dışında liderlik göreviyle Antarktika'ya giden bilim insanlarının hem bilimsel çalışmalarını sahada gerçekleştirmelerinin sorumluluğu hem de sağlıkla, emniyetle ülkeye dönmeleri vazifesini de üstleniyorum. 2010 yılından beri bu ifadeyi kullanan ve bu ifadenin arkasında olan bir bilim insanıyım. Bence doğru olan bu. Mesela örnek verebilirim ki gemi adamı deniliyordu. Artık gemi insanına döndü. Çünkü hem kadın denizcilerimiz hem erkek denizcilerimiz var. Bu anlamda ben insan ifadesinin arkasındayım. Aslında şöyle, tabii ki bilim insanı aç parantez, kafa parantez yanında aynı zamanda bir anneyim. Tabii evladıma bilim insanı olarak örnek olmak benim için çok önemli ve bu konu beni çok mutlu ediyor. Aynı zamanda yapmış olduğum bilimsel başarılar her zaman evladımı çok mutlu etmekte. Aslında kadınlar her zaman vardı. Belki cesaretlerini toplayıp çok da böyle kendilerini gösteremediler. Ben kimya bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktoraya başladığımda aslında daha fazla okuyunca hiçbir şey bilmediğimizi, aslında daha öğrenilecek neler olduğunu keşfettim. Kimya biliminde genelde soyut olarak çalışabildiğiniz gibi sentezlediğiniz bir şeyi, bir malzemeyi elinize aldığınızda onun kullanım alanını gördüğünüzde, tecrübe ettiğinizde çok heyecanlanıyorsunuz. Özellikle yapı özellik ilişkisini inceleyip yani benim sentezlediğim bu malzemenin aslında sanayide veya teknolojide çok önemli boşluğu doldurabileceğinin heyecanını hissettiğinizde ben o zaman aslında karar verdim. O zaman sevdim mesleğimi. Aslına bakarsanız zorlukla ben karşılaşmadım. Belki sosyal çevrem, ailemden aldığım destekle birlikte. Tek zorluk anne olduktan sonra mesai saati. Çünkü bilimin, yani araştırmanın mesai saati olmadığı gibi anneliğin de mesai saati yok. O anlamda zorluğu sadece o zaman yaşadım. Bilim kadınıyız diye bir yerlerde telaffuz edilmesinin ihtiyacını ben duymadım. Çünkü bilim cinsiyetler üstü ve herkese yakın bir alan. Bu anlamda bilim insanı denilebilir, bilim adamı denilebilir, hiç önemli değil. Kendilerine inanıp cesur olsunlar. Yani o yaptıkları işin aslında ben hani kadın olduğum için yapamaz mıyım diye düşünmeyecekler. Tamamen eşit koşullarda. Onlar yapıyorsa biz de yaparız. Öncelikle eğitimi hayatlarının her anına yerleştirmelerini öneririm. Yani çocuk yetiştirirken de. Mesela eğitim koçu olan benim birçok arkadaşım var. Kendi çocuklarının eğitim koçu olan arkadaşlarım var. Eğitim ömür boyu sürecek bir
olgu? Ablam benim yaşça çok büyük kardeş olarak ve aynı zamanda onun bütün akademik sürecine şahit olmuş oldum çocukluğumda. Babam her ne kadar bilimin dışında olan bir insan olsa da bilime çok meraklıydı. Evimizde bir mikroskop vardı, doğa kitapları vardı. Bir taraftan onlarla ilgilenirken bir taraftan ablamın hikayelerine şahitlik ediyordum. Aslında bilimin cinsiyeti yok. Yani bilim, ırk, din, dil, etnik köken, her şeyin üstünde olan bir bütünleştirici unsur. Yani aslında bilimin içerisinde olan insanlar bunun çok da önemli olmadığının farkındalar. Ama bu bütünleştirici unsurun hem dile hem de yaşamsal pratiğe geçmiş olması bütün herkes tarafından algıyı genişletiyor. O da güzel bir şey, olumlu bir şey. Yani kadınlar zaten neslin aktarılmasında ve neslin devamında kilit noktalar. Dolayısıyla doğa onlara müthiş bir güç vermiş. Bu içlerindeki gücü fark etsinler ve pes etmesinler, sonuna kadar vazgeçmeden devam etsinler.